Hemen Öğrenelim kanalından herkese merhaba. Sizlere bu videoda E-Devlet üzerinden çalışma muafiyet belgesi nasıl alınır, sokağa çıkma yasağı görev belgesi nasıl alınır sizlere en güncel haliyle çok kısa bir şekilde anlatacağız. Öncelikle E-Devletinize giriş yapmanız lazım. E-Devletinize giriş yapabilmeniz için size en yakın postaneye gidip bir şifre almanız gerekiyor ve o şifreyle de E-Devletinize giriş yapmanız gerekiyor. Hadi hemen öğrenelim. Öncelikle E-Devlet'i açtığınızda buraya arama kısmına İçişleri Bakanlığı yazıp oradan aratıp giriş yapabilirsiniz ya da burada E-Hizmetlerin yanında kurumlar sekmesine tıkladıktan sonra İçişleri Bakanlığı kısmına geleceğiz. Bunun için burada sıralı olan alfabeden İ harfine tıklayacağız. İ harfine tıkladıktan sonra İçişleri Bakanlığı'na tıklayacağız. 22 adet entegre hizmet, 11 adet kimlik doğrulama hizmeti şeklinde bir panel açılacak. Ve buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar, isterseniz seyahat izin talebi oluşturabilirsiniz. İsterseniz de burada muafiyet başvurusu yapabilirsiniz. Öncelikle buradan e-başvuru sekmesine tıklayıp açılacak olan pencerede, şu anda sistem çok yoğun olduğu için hemen açmıyor. Ama burada ben sayfayı yeniledim, tekrar başlattım. Açılınca sizlere göstermiş olacağım. İşleminiz devam ediyor. Lütfen beklemeye devam ediniz diyor. Şu anda yeni başlayan bir sistem olduğu için E-Devlet kilitlenmiş durumda. Tıpkı il dışına, özellikle İstanbul'dan kaçış çok yoğun olduğu için trafik nasıl kilitlendiyse şu anda E-Devlet de çok ciddi bir şekilde kilitlenmiş durumda. Artık işlem o kadar yoğun ki bizi sıraya almışlar arkadaşlar. Yine burada arkadaşlar çeşitli izin belgeleri de alabilirsiniz. Yol izin belge başvurusu gibi, seyahat izni gibi. Bugüne kadar seyahat izni için 18 ile 65 yaş grubu vatandaşlardan herhangi bir izin istenmiyordu. Ama artık bundan sonra herkes kapsayacak şekilde bir yol izni isteniyor. Arkadaşlar sistem o kadar yoğun ki ekran açıldığında karşınıza böyle bir pencere açılacak ve buradan çalışma muafiyet izin işlemlerini tıklıyorsunuz. Hemen alt başvuru türü olarak da çalışma muafiyet izin belgesi verilmesi seçeneğini tıklıyorsunuz. Ve ilerle dediğiniz vakit burada bir panel açılacak. Standart başvuru metni zaten bilgilendirme yazıyor. Burada dosya ekleme kısmı var. Buradaki dosya ekleme kısmına arkadaşlar, iş yerinizden aldığınız herhangi bir belge varsa dosya ekleyin seçeneğine tıklayarak JPEG, PDF, PNG, DOC ya da DOCX şekli formatlarında yollayabilirsiniz arkadaşlar. Buraya şu an bulunduğunuz adres bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Ben gizlilik çerçevesinde olduğu için şu anda adres yazamayacağım. Buraya şu anki adresinizi girmeniz gerekiyor. Adres bilgilerinden sonra il ve ilçe seçimini tıklamanız gerekiyor. İl ve ilçe seçimini tıkladıktan sonra arkadaşlar, hemen panelin 5. kısmında yukarıda belirtilen durumları, uyarıları okuyup kabul ettiğinizi onaylıyor musunuz seçeneği var. Buraya evet yazmanız gerekiyor. Evet yazdıktan sonra arkadaşlar başvur seçeneğini tıklıyorsunuz ve başvur seçeneğini tıkladıktan sonra siz talep oluşturmuş oluyorsunuz. Bu talep oluşturulduktan sonra gerekli makamlarca incelenilecek. İncelendikten sonra da arkadaşlar onay ya da red mesajı sizlerin E-Devlet sisteminden takip edebileceğiniz şekilde sisteme yüklenecektir. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.